Evet herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Bir başka Futbol Manager 2019 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Türkiye'de şampiyon olmuş 5 takımı La Liga'ya koyduk ve başımıza neler geldi bunları inceleyeceğiz. Fantasy Database'lere devam edeceğiz. Ama videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer bu video hoşunuza giderse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca unutmadan hatırlatayım. Çok güzel bir Discord kanalımız var discord sunucumuz var ona katılıp sınırsız futbol menajer muhabbeti yapmanız mümkün aşağıdaki linkten hemen kanala katılıp fm muhabbetine başlayabilirsiniz dedikten sonra hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar videoya yeniden hoş geldiniz. Öncelikle Süper Lig'le başlayalım. Türkiye Süper Lig'ine gönderdik takımları takas ettik. Hangi takımları gönderdik? Real Vallecano'yu gönderdik. Cuesca'yı gönderdik. Leganes'i gönderdik. Girona'yı gönderdik ve Real Valladolid'i Sport Toto Süper Lig'e gönderdik. Onların ne yaptığını videonun ilerleyen dakikalarında bakacağım. Geçen videoda söz vermiştim. Bakmamıştım. Bu videoda söz veriyorum. Bakacağım. İspanya Ligi'nde hangi takımlarımız var? Galatasaray var. Fenerbahçe var. Beşiktaş var. Trabzonspor var ve Bursa Spor var. Onların yaklaşık 2026 senesindeyiz gördüğünüz üzere. 8 sezonluk gelişimini inceledim sizlerle birlikte. İlk sezonda ne olduğuna bakacağız ama ne, nasıl bir taktik izlediğimizi anlatayım ilk önce. Şimdi bazı arkadaşlarımız demiş bize İspanya'daki kadro kayıt kuralları başka. Onun için sıkıntı olur. Avrupa Birliği dışındaki takımlardan oyuncuların oynaması. Hemen onunla ilgili şöyle bir çözüm yaptık. En fazla 25 AB dışı oyuncu yani bunu çözdük. Kadroda da en fazla 25 oyuncu olabiliyor. Yani hepsi AB dışından olabilir. Buradaki problemimizi çözdük. İkinci problem takımlarımızın borçlarını kaldırdık ve üçüncü problem itibarlarını arttırdım. Bütün takımların itibarlarını 25 Haziran 2018 itibariyle 8000 yaptım ve o şekilde İspanya La Liga'ya koyduk takımlarımızı. Yaklaşık 8 sezonluk bir gelişim sergiledi takımlarımız. Onları gözlemledik ve şöyle bir durum oldu. Onu da başta söyleyeyim sonradan kafalarda soru işareti olmasın. İlk 4 sezonda ben takımlara herhangi bir transfer bütçesi vermedim. O 4 sezon sonrasında baktım çok başarısız yani aslında çok başarılı olamıyorlar İspanya'da takdir edersiniz ki kadroları ve maaş bütçeleri transfer bütçeleriyle takımlara birer milyar euro bütçe ekledim ve o 4 sezonu da sonraki 4 sezonu da öyle inceledim. Bakalım neler olmuş. İlk 4 sezonu hızlı geçeceğim onun için. Sonraki 4 sezona detaylı olarak bakacağız. Hemen lige gelelim. Evet 2018-2019 sezonunda ligde Barcelona şampiyon olmuş. En yüksekte kim var diye bakıyorum. Galatasaray 11. Fenerbahçe 13. 5. Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor maalesef bir alt lige küme düşmüş gözüküyorlar. Bursaspor 27, Trabzonspor 32, Beşiktaş 34 puanla. Hemen hızlıca bir sonraki sezona geçtik. Baktığımızda bu sezonda ise Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi 16 ve 17. sırada görüyoruz. Galatasaray 35, Fenerbahçe 34 puan toplamış. Hemen bir alt lige inelim. Bir alt ligde 2019-2020 sezonuna bakalım. Beşiktaş burada lige çıkmayı başarmış. Bursa Spor ise 13. olurken Trabzon Spor 7. olarak lige çıkamamış. Sadece Beşiktaş'ı bir üst lige vermişik ve üst ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarıyla mücadele edilecek. Hemen 2020-2021 sezonuna bakalım. 2020-2021 sezonunda Galatasaray 17. olmuş, Beşiktaş 10., Fenerbahçe ise 14. sırada yer almış gözüküyor. Hemen bir sonraki sezona bakmadan önce 2. lige bakalım. Burada ne olmuş? 2020-2021 sezonunda 2020-2021 sezonu da Bursaspor'u tekrar La Liga'da görmüşük. Ardından Trabzonspor maalesef 6. olarak lige çıkmaya hak kazanamamış. Hemen üst tarafa geliyoruz. Burada da böyle kayıyor sürekli ama 2020-2022 sezonuna gelelim. Bu sefer yine 12, 13, 14, 15. olarak sıralanmış Süper Lig'den gönderdiğimiz takımlarımız. Tam bu noktada değil, bir sonraki noktada. Yok tam bu noktada ben 1 milyar euroluk bir transfer bütçesi eklemesi yaptım takımlara ve alt ligde Trabzon'un ne yaptığına da bakalım hemen 2020 2021-2022 sezonunda 2021-2022 sezonunda maalesef Trabzonspor 10. olarak yine lige çıkamamışlar. Bu da onlar adına bir sıkıntı olsa gerek diye düşündüğümüz burada Trabzonspor'un da başarısız olması diğer takımların başarısız olmasından dolayı 1 milyar euroluk bir bütçe ekledim ve neler olduğunu görmeyi istedim açıkçası. Biraz daha heyecan katabilmek adına. Hemen şurada 2022- 2023 sezonuna geldik. 2022-2023 sezonunda bakıyorum doğru mu? Doğru. 2021-2022 2023 sezonunda Galatasaray 17. olmuş. Bursa Spor 11. Beşiktaş 13. ve Fenerbahçe 8. sırada yer almış. Şu ana kadar toplanan en yüksek puanı toplayan takım Fenerbahçe olmuş. La Liga'da 8. sırada yer alarak. Hemen bir sonraki sezona geçmeden Trabzonspor'un da ne yaptığına bakalım. 2022-2023 sezonunda. Trabzonspor maalesef yine lige yükselememiş ve devam ediyoruz. Hemen üstlükle buradan da 2023-2024 sezonuyla devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi görüyoruz. 5. olmuş. 67 puan toplamış. Fenerbahçe gerçekten ön, olumlu olarak çok gelişmiş. Ardından Bursa Sporu 12. görüyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ı 16 ve 17. sıralarda görüyoruz. Galatasaray 42 puanla, Beşiktaş ise son haftalarda kurtulmuş küme düşmekten. Hemen Trabzon yükseldi mi diye bakmak istiyorum. 2023-2024 sezonunda Trabzon'u burada yine yükseltememişik maalesef lige ve 9. sırada yer almış Trabzonspor. Üste geçtiğimizde hemen yine 2024-2025 sezonunda bu sefer Fenerbahçe'yi 3. sırada görüyoruz. Bursa Spor 7. olmuş. Beşiktaş ve Galatasaray 14 ve 15. sıralarda yer almış gözüküyor. Hemen Trabzonspor yükseldi mi yükselmedi mi ona da bakalım. Bir önceki değil buradaki sezon. Yok şurası. Ve Trabzonspor'un 71 puanla lige yükseldiğini görüyoruz. Demek ki bu da buradan anlaşılacağı üzere son sezonda bütün takımlarımız La Liga'da olacak. Ve La Liga'da olmuşlar zaten. Gördüğümüz üzere geçen sezonu 3. tamamlayan Fenerbahçe bu sezon 4. olmuş. Galatasaray Galatasaray 5. Bursa Spor 7. Beşiktaş 8. Ve lige yeni çıkan Trabzonspor küme düşmekten son haftalarda kurtulmuşa benziyor. Hemen en alttan başlayalım. Trabzonspor'un oyuncu gelişimlerine bir göz atalım. Trabzonspor'da en başarılı, en pahalı oyuncu gözüken oyuncu Alberto Ramos gözüküyor. Hemen hızlıca en pahalı oyuncu olduğu için ona bakalım. Regen bir oyuncu kendisi ve Real Madrid altyapısından çıkmış. 32 milyon 500 bin euro para vermiş Trabzonspor ve 2 sezonda yaklaşık 28 gol atmış. La Liga'da da 17 gol atmış. Kendisi başarılı bir sezon geçirmiş. Manchester City'den tanıdığımız Alex Garcia ve Yasine Sasah. Yasine Hassa İspanyol oyuncu yine Trabzonspor Trabzonspor kadrosunda. Yani Trabzon'un çok fazla pahalı oyuncusu yok gibi gözüyor. Transfer geçmişine bakalım hemen nasıl kullanmış Trabzonspor transfer bütçelerini. İlk 4 sezonda pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hızlı geçeceğim. İlk 4 sezonu anlatmadan geçiyorum yavaş yavaş bakıp. Gözüme çarpan bir şey olursa size de paylaşacağım. Gördüğünüz gibi Trabzon düştükten sonra kimse alamamış. Elinden transferler, oyuncular çıkmış. 3. sezonda yine 3.8 milyon euroluk transfer yapabilmişler. 4. sezonda 5.5 milyon euroluk şey 3. 3. sezonda 5.5 milyon euroluk oyuncu satmışlar ve şöyle yapacağız pardon ve parayı eklediğimiz sezon sanırım bu. Evet 2022-2023 sezonunda parayı ekledik ve Trabzonspor dediğimiz gibi Yasin'e has almış Kingsley Jimoh gibi oyuncuları transfer etmişler. Çok fazla yine bir transferi olamamış. Trabzonspor'un alt ligde olduğu için 7 milyon eurolukta oyuncu satmışlar. Bir sonraki sezonuna gelelim. Trabzonspor'un yine 8.75 milyon euroluk yani bir kısıtlama olabilir transferlerde öyle düşünmeye başladım artık çünkü bir kısıtlama olmasa zira Trabzonspor'un daha fazla transfer yapacağını düşünüyorum. Herhalde alt diye başkanı bir kısıtlama yaptı diyebilirim. 1 milyar euro ekledik çünkü. 2023-2024 sezonunda yine çok transferleri yok. Kabe, Kabe Sao diye bir oyuncu almışlar. Burak Timir'i satmışlar. Sattıkları oyuncular Diego Mariano gibi oyuncuları satmışlar. Çok fazla transferleri olmamış. Bir sonraki sezona geçtiğimizde 88 milyon euroluk transfer yapmış. E Trabzonspor, Alberto Ramos, Ander Martinez, Bonao gibi önemli oyuncular almışlar ama dediğim gibi en önemli oyuncu Alberto Martinez olmuş. Sattıkları oyuncuda da, oyuncularda da Kabe Sayu yedi 7.5 civarına alıp 4.2'ye satmışlar. Burada da zarar etmişler. Son sezonuna gelelim Trabzonspor'un hemen. Son sezonunda neler olmuş? Son sezonunda 64 milyon euro harcamışlar. Alex Garcia'yı Celta Vigo'dan 13.75 milyon euro alırken e, Lorente'yi de Atletico Bilbao'dan 11.75 milyon euro almışlar. İsrail Galan'da Real Madrid'den gelmiş. Satılan oyuncular 5 milyon euro civarında. Birinde 50 ve Vigaray gibi oyuncu satmışlar. Çok para kazanmamışlar. Burada da yaklaşık 59 milyon euroluk bir fazladan transfer harcaması söz konusu. Trabzonspor o beklediğimiz başarıları yakalayamamışa benziyor maalesef. Ee, Süper Lig'de oldukça başarılı olan Trabzonspor maalesef burada aynı başarıyı sergileyememiş dedikten sonra sıradaki takımımıza geçelim. Evet Lig sırasıyla gidiyorum son sezonda. Beşiktaş'la devam ediyorum. Beşiktaş'ın kadrosunda Josu Sanchez isimli bir oyuncu var. Kendisi 23 yaşında ve Regen stoper mevkisine görev yapıyormuş ve Celta Vigo altyapısından çıkma bir oyuncu gözüküyor kendisi. Hemen şuradan özelliklerine bakayım. 155 155'e 155 tam potansiyelinde bir oyuncu. Beşiktaş'ta 21 milyon euro verip zamanında transfer etmiş. Onun dışında Alejandro Garcia var 40 milyon euro. Strakosha diye bir oyuncu var. Kaleci kendisi. Thomas Strakosha hangi takımdan gelmiş? Monaco, Lazio gibi takımlarda kariyeri var kalecinin. Gerçekten önemli bir kaleci. 155 yetenek puanına sahip şu anda. 159'a kadar ulaşması bekleniyor da biraz yaşlı. matviyenko Matvienko var. Onun dışında Roger var. Ivan, Leroy, Willi Leroy. Bakıyorum. Lozara, Vinicius, Embola, Malang Sar var. Evet önemli bir stoper kendisi. Beşiktaş kadrosunda kendine yer bulmuş ama yeteri kadar gelişememiş gibi gözüküyor. Ama yine de 150 La Liga için oldukça yeterli bir pozisyonda. Başka gözüme çarpan bir oyuncu yok gibi gözüküyor. Hemen Beşiktaş'ın transfer geçmişine geçelim. Şuradan ilk sezonları hızlıca geçelim. İlk sezonda Beşiktaş Kaikedo'yu almış. Felipe Kaikedo. Onun dışında Caner Arkin kiralık gitmiş. El Su diye bir oyuncu şu anda zaten incelemiyoruz. Legia Varşova'ya gitmiş. Adriano da Brezilya'ya geri dönmüş. İkinci sezona bakalım. Adem Laiç her zaman olduğu gibi transfer edilmiş. En pahalı transfer o. Diego Pampin gelmiş. Bigas gelmiş. Çok fazla bir şey yok. Ricardo Quaresma Portekiz'e geri dönmüş gördüğümüz üzere. David Costas'ı almışlar. David Costas'ı alıp 7.75'e David Costas bu arada David Costas 3.2'ye gelmiş gözüküyor burada. Ama satarken 12.75'e satmışlar ama kariyerinde 7.75'e pardon pardon 3.2'ye gelmiş iyi kar yapmış yine Beşiktaş. Ben yukarılara baktım çok fazla sezon geçtiği için. David Costas gelmiş, geri medal Watford'a, Jermain Lens, gitmiş. Onun dışında bir şey yok. 3. sezona geçtik hemen. 3. sezonda Beşiktaş Karyus her zaman olduğu gibi almış. Robles gelmiş Valencia B'den. Mihail Santos gelmiş Malaga'dan. Sat, Satanisias, Satanisas, Satanisas, Bonemut'tan gelmiş. Kipre, Kipre, evet Kipre defans stoperdi kendisi. Everton'daymış şu anda. Ivy gelmiş. Sondre Rosebach'ı almışlar. Aa bak çok değişik. Sondre Rosebach Beşiktaş'a gelmiş. Orada Beşiktaş'ta neredeyse 5 beş maç oynamış. Inter'e gitmiş, Schalke'ye gitmiş. Oradan Barcelona'ya kadar sürüklenen bir kariyeri olmuş kendisinin. 132'ye ulaşabilmiş zaten. 141'de potansiyeli var ama bu saatten sonra biraz zor ulaşır. Sondre Rosebach'ta yine görmeyi istediği biz merak ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Onu da yeri gelmişken gösterelim. Bakıyorum başka adam atarı oraya gelmiş. Bedasız transfer. Üçüncü sezonda satılanlar kimler var? Hemen onlara bakalım. Miren'i satmışlar. 3.1. 32 milyon euro'luk transfer yapmışlar. 3.1'lik adam satmışlar. Ve bir sonraki sezona geçtiğimizde işte benim transfer be bütçesi eklediğim zaman Beşiktaş neler yapmış ona bakalım. Yok pardon. Bir sonraki sezon ekleyeceğim transfer bütçesini. Pardon. Yusuf Ait Benaster gelmiş. Monaco'dan Kuy Kuy Kuy'e Kuy Kuy gelmiş. Corona'dan, Deportivo'dan, Thomas Son, Paul Lozano gibi oyuncular gelmiş. Yine çok potansiyeli olan oyuncular değil. Inigo Lecue'yi alıp her zaman olduğu gibi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bu oyuncuyu alıyor. Atletico Bilbao'dan alıyordu normalde. Şu anda normal gelmiş. Ve para eklediğimiz sezonla devam edelim. Para eklediğimiz sezona bakalım. Maolida gelmiş Nis'ten. 91 milyon euroluk oyuncu almışlar. 10.5 milyon euroluk oyuncu satmışlar. Krepin Diatta gelmiş. Krabi gelmiş. Fabian Malahi. Malahi değil mi? Doğru. Doğru. Engels, Burn, Engels, Felipe gelmiş, Kike Barja, Borja, Borja ya da işte Teo Hernandez gelmiş. Bakın bu benim dikkatimi çekti mesela. Teo Hernandez gelmiş, Beşiktaş'ta oynamış ve hemen hemen hiçbir şey katmamış. Beşiktaş'a ve oradan Spartak Moskova'ya yine karlı bir şekilde satmış Beşiktaş onu. Giden oyunculara bakalım. Oğuzhan Öz Real Valladolid'e yani Türkiye Ligi'ne İshak Belfodil, Hetafe'ye gitmiş. Onun dışında Sondere Rozban yine zarar edelim. Şalke 0-4'e gittiğini görüyoruz. Bir sonraki sezona geçtik hemen. Beşiktaş burada büyük ihtimalle bir e, transferde kısıtlama olduğu Kısıtlama olduğu için 19 milyon euroluk oyuncu alırken 47.5'a oyuncu satmak zorunda kalmışlar. Bir fair play sıkıntısı. Karyos Bursa Spor'a gitmiş. Garip bir şekilde burada. Yüksek olan taraf burası olduğu için. Fabian Valencia'ya Miay Santos Young Boys'a gitmiş. Adrian Thomasson da Tenerife'ye gitmiş. Aldıkları oyuncular Maxwell Cornet var. John Bautista var. 5 milyon euro. Musa Chiyo var. O da Sampdoria. With Valon Berisha. Berisha bayağı yaşlı olması lazım. Evet bakın gördüğünüz gördün mü? Valon Berisha e bayağı yaşlı. Kosovalı oyuncu kendisi. Onun dışında yine bir şey yok Beşiktaş'ta ve sondan bir önceki sezonda yine Beşiktaş'a 270 milyon euroluk bütçe verilmiş. Alejandro Garcia, Joao Cancelo, Josu Sanchez, Philip Billing, Kanuki gibi. Arjan van der Hel Heyde van der Beşiktaş'taymış o da. Herhem van altyapısından çıkma bir önce Augsburg'a gitmiş. Oradan Beşiktaş'a gelmiş. Bir sezonda Mainz'a kiralamışlar. Yine 7 gol atmış Bundesliga'da kendisi. Onun dışında Jordi Embulo var. Lozaro, Lazaro Vinicius var. Malang Sar gelmiş 13.75'e. Beşiktaş bayağı transfer yapmış. Sattı oyuncular da Maolida'yı Chelsea'ye göndermişler. Maolida Beşiktaş'a geldiğinde 14.5 milyon euro gibi bir paraya gelmiş. Gerçekten 30 milyon 30 milyon euroya yakın bir kar yapmış Beşiktaş ondan. Hemen bakalım burada Vincent Collet var yine 1.7 milyon euroya satılan ve onun dışında Yusuf Ayet Benasser'i satmışlar 10.25'e Muhammed Malahi'yi de Celta Vigo'ya satmışlar 5.25'e. Geldik son sezona. Son sezonda Beşiktaş 186 milyon euro harcarken 48 milyon euro o oyuncu satmış. Burada Roger'ı görüyorum en başta. Roger kendisi Sevilla'dan gelmiş ve Regen bir oyuncu. 10 numara mevkisinde oynuyor. 2 gol 6 asistle bu sezonu geride bırakmış gibi gözüküyor. Barcelona altyapısından çıkan bir oyuncu yine. Onun dışında Mükala Mativenko'ya Mati Tottenham'dan 34.5 milyon. Andre Ivan. Stakosha'yı Monaco'dan almışlar. Willier Leroy. Çok bilindik oyuncuları almamışlar. diye Daha ağırlıklı ve genelde bu oyuncuların birçoğu. Teo Hernandez Spartak Moskova'ya gitmiş gördüğünüz üzere. Diyat da Olimpik Marsilya'ya gitmiş. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta maalesef e, önemli bir başarı sağlayamayan bir kulübümüz oldu. Bir kere küme düştü. Ardından çıktıktan sonra yaklaşık 7 sezon e, İspanya La Liga'da kalmayı başardılar. Bu şartlarda bu kadar destekle. Ve devam ediyoruz. Bursa Spor'la Bursa Spor 7. sırada bitirmiş sezonu. Ve Bursa Spor'da inanılmaz oyuncular var şu anda. Brian Riley diye bir oyuncu var. Yine Regen olması lazım kendisinin. Evet Regen ve 26 yaşında bir Regen. Kendisi Santrafor gözüküyor. Geçmişine şöyle bir bakalım. Bursa Spor'da yaklaşık 4 sezondur forma giyiyor ve Bursa Spor formasıyla 69 milyon euroya geldiği Bursa Spor formasıyla e, son sezonlarda takımını taşıyor gibi gözüküyor. Kendisi Atlanta United altyapısından çıkma bir oyuncu bu arada. Onu da belirtelim. Amerikalı olması lazım zaten. Amerikalı oyuncu. Özellikleri de çok iyi. Lucas Pacueta var. Lucas Robert Tone var. Yine kendisini daha önce de Bursa Spor'da görmüştük. Oaku var gördüğünüz üzere yine 24 milyon euro. Rafa, Rafa Mir var. Rafa Mir kendisi İspanyol bir oyuncu ve Valencia ve Real Murcia altyapısından çıkma bir oyuncu. Onun dışında Bursa Spor'da da yine Karyus'u görüyorum. Ali Akman'ı kiralamışlar. Ali Akman ne yapmış kendisini nerelere getirmiş? İspanya Liga'da maalesef bir sezon hariç çok bir varlık gösterememiş. Süper Lig'de yine bu sezon 15 gol atmış Ali Akman Kayseri'ye kiralık gitmiş. Hemen hızlıca Bursa Spor'un geçmişine bakalım. İlk 4 sezonda Tayfur Bingül kesim vardır. Tayfur Bingül kesim vardır diye düşünüyorum. Yok mu? Aa şok oldum. İlk sezon 3.8 milyon euroluk transfer yapmışlar. En pahalı oyuncu Victor Diaz olmuş. Onun da profiline bakamıyoruz. Alberto gelmiş. Charles Traore gelmiş. Zaten satılan bir oyuncu yok. Hemen devam edelim bir sonraki sezonla. Bir sonraki sezonda 5.25'lik transfer yapabilmişler. Burada alt ligdeyler tabii. Gökhan Töre gelmiş. Tan'a gelmiş. Aras Özbiliz, gel Özbiliz gelmiş. Furkan Soyalp gibi oyuncuları ellerinden çıkarmışlar çıkarmışlar. Aytaç Kara Başakşehir'e gitmiş. Yusuf Sporting Giyon'a gitmiş. Yusuf'u olan Sporti da ne bileyim biraz abartı gibi. Ve lige yükseldikleri sezon Cedric Yambere'yi almışlar. Sabin Merino ve fazla bir transfer yok. Sattıkları oyuncularda da yine bir şey yok. Buralar Teferruat, Kubilay, Kanalsız Suç, Kasımpaşa'ya gitmiş kendisi. Ve burada e, yüksel e, burada da transfer bütçesi vermeden önceki son sezon ne olmuş? Mats Sels gelmiş. Çok fazla önemli oyuncu gelmemiş açıkçası. Yine 4 sezon boyunca bir şeyler olmamış. Aldıkları oyuncuyu Rick Wisterker isimli oyuncuyu 2.6'ya alıp 5.5'a satmışlar. Mesela Gökhan Töre'yi de Fulham'a göndermişler İngiltere'ye. Hemen transfer bütçesi verdiğimiz sezona gelelim ve neler olduğunu görelim. Brian Riley'i gördüğünüz üzere Bayern Münih 2'den 69 milyon euro ödeyip almışlar. Kasım Adams da Hoffenheim'dan gelmiş kendisi. Regen bir oyuncu değil ki kesinlikle karıştırmayalım. Bursaspor'da yıllardır oynayan bir oyuncu kendisi. Onun dışında Marcos Paulo'ya 15.75 milyon euro euro Rogerio'ya 15,5 milyon euro vermişler. Satılan oyunculara bir bakalım. Di Marco Valencia'ya gitmiş. Henrique Brezilya Ligi'ne geri dönmüş. Artur Lersoy da Başakşehir'e dönmüş. Onun dışında Soria ve Baku Bokita gibi oyuncuları transfer etmişler. Bir sonraki sezona geçelim. Burada Bursa Spor 242 milyon euro harcamış. Dan Donker'i almışlar. Dan Donker'i bu arada ben son videolarda önermiştim. Bize sizin önerileriniz videolarında önermiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Dan Donker'e 37,5 milyon euro ödemiş Bursa Spor ve gerçekten gerçekten önemli bir transfer olmuş ama stoper mevkisinde oynayan bir oyuncuya göre ortalamaları fazlasıyla yeterli gözükmüyor. Rafa Mire 32,5 milyon euro. Lucas Pacueta'ya 28 milyon euro. Angel Romero'ya 20 milyon euro. Karius'a 25. Kerem Demiray 24 milyon euro etmiş ve Kerem Demiray Everton'a gitmiş ve Bursa Spor zarar etmiş ondan garip bir şekilde. Bakıyorum başka kim var? Lee Kangin gelmiş. Lee Kangin oyunun wonder kitlerinden bu arada. 170'leri bulan potansiyeli var. Burada 161 ve Lee Kang'ini alıp aa kar etmişler bravo kar etmeleri güzel. Onun dışında Lee Kang'in var, Borya Iglesias var, Fener e, Fener'den almışlar, Paul Nardi gibi oyuncular var. Satılanlar da kim var? Alvaro Medran var. En pahalı satılan oyuncu. Bir sonraki sezona geldik. Burada 92 milyon euro harcamış. Yannick Carrasco gelmiş. Ünlü bir oyuncu transfer edilmiş sonunda. Yannick Carrasco Carrasco'yu 37 almışlar ve 12 buçuğa reading'e satmışlar. İnanılmaz bir zarar. Tam da Bursa yakışır cins böyle oyuncular alıp sıkıntı çekmesi çok meşhur Bursaspor'un. Alin Dubois diye bir oyuncu gelmiş Toulouse'dan. Yine kendisi Regen. Santrafor'a ihtiyacı yokken Bursaspor'un almış ve 2 sezondur sadece 15 gol atabilmiş. Oyuncu takasa oyuncu vermişler karşıya büyük ihtimalle. Kimi verdiklerini göremiyorum. Sefa Safa Seven isimli bir oyuncu gelmiş Valladolid'den ve muhtemelen kendisi e, altyapısından çıkma mı? Bakalım hemen. Evet Valladolid altyapısından çıkma bir oyuncu kendisi. 138 şu an güncel yeteneği ve 2 sezondur Bursa Spor'da oynuyor. Satılan oyuncularda kimler var? Lee Kangin gitmiş 26'ya. Bokita gitmiş 5.75'e gibi bir durum söz konusu. Hemen son sezonla devam edelim. Bursa Spor burada herhalde bütçe kısıtlamasına gidilmiş biraz. Bursa Spor oyuncu alamamış pek fazla. Santiago Velasquez Bayern Münih'e gitmiş. Yannick Carrasco 12'ye gitmiş gördüğünüz üzere. Kerem Demirbay, Tarık Gürsel gibi oyuncular maalesef beklenenin altında transfer olmak durumunda kalmış Bursa Spor'da. Bu da biraz üzücü olmuş. Hemen devam ediyoruz Galatasaray'la lige bir girerse. Evet 5. olan Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'ın kadrosunda en pahalı oyuncu Mehmet Çolak. Mehmet Çolak namı diğer tombalacı şaka şaka. Tombalacının adı da Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Çolak'tı bu arada. Kendisi Valladolid altyapısından çıkmış ve 2 sezondur Galatasaray'da oynuyor. yaklaşık 50 milyon euroya gelmiş ve son sezonda 21 gol atmış Mehmet Çolak. Onun dışında kim var? Menner Solomon var. Kendisi 26 yaşında İsrailli 56 milyon euro ve Olimpik Marsilya'dan kiralık bir oyuncu Galatasaray'ın topçusu değil. Santiago Aska As Gibar var. Ee, yine 30 4 milyon euroluk bir oyuncu. Kendisini nereden tanıyoruz? Estudiantes, Stuttgart, Newcastle, Roma gibi takımlarda boy göstermiş ve sezon başında Galatasaray'a gelmiş. 51 milyon euroya. Yine çok gereksiz bir transfer. Carlos Fernandez var. 34 milyon euroluk bir güncel değeri var. Carlos Fernandez de Galatasaray'ın 10 numarası olmuşa benziyor ve yıllardır Galatasaray'da 3,5 milyon euroya gelmiş ve Galatasaray'ı taşımış adeta. Profiline baktığınızda taşımaz dersiniz ama 34 milyon euroya gelip takımı taşımış. Yıllık 7 milyon euro gibi bir para alıyor ve potansiyel puanı 145-143'e kadar da ulaşmış gözüküyor. Kendisi Galatasaray'ın taşıyıcı kolonlarından birisi olmuş. Onun dışında Marco Paja var. Emanuel Kekini var. Ha Mokiena var. Aa garip. Mokiena var. Bizim sevdiğimiz oyunculardan birisi kendisi. Önerdiğimiz bir oyuncu. 29 yaşında kendisi. Persport United'dan çıkmış. Oradan Seattle'a 5.75'e. Oradan Olimpik Marsilya ve Galatasaray'a 8 milyon euroya gelmiş. Şu andaki değeri 22.5 milyon euro ve Galatasaray'da yaklaşık 6 sezondur forma giyiyor ve başarılı başarılı bir performans sergiliyor diyebiliriz Tebohon Makiyana için. Şimdi hemen hızlıdan Galatasaray'ın transfer geçmişine bakalım İlk 3 sezonda neler olmuş. Galatasaray ilk sezon sadece Luindama'yı almış ardındaki sezonda Galatasaray Eren Derdiyoku satmış ardındaki sezonda değil transfer döneminde transferlerde ikinci sezonda yine bir transfer yok. Bu arada bakın Galatasaray'ın mali fair play'ini kaldırdım. Kaldırmamış olsam ben eyvallah diyeyim. Onu da unutmayalım. 3. sezon yine bir şey yok Galatasaray'da. İbay Ga Gomez gibi bir oyuncu geldi. Gelmiş. Satılan oyuncular yok. Zaten hareket yok gördüğünüz üzere. dördüncü e, sezonda pardon dördüncü sezon mu? Evet dördüncü sezonda Teo Hernandez'i kiralık olarak alabilmişler. Carlos Fernandez gelmiş. Buradan sonra şov başlayacak herhalde. Ve şov başlıyor galiba. 84 milyon euro harcamış Galatasaray. Devi Proper gelmiş. Grilch gelmiş. Andreas Anders Tronsten gelmiş. Önerdiğimiz bir oyuncu. Yoshi, Yoshinori Muto gelmiş. Yoshinori Muto'yu yine Fenerbahçe kariyerinde bir arkadaşımız kullanıyordu. O da önermişti. Burada yeri gel gelmişken ona da bakalım. Bayağı takım gezmiş yalnız. Galatasaray'da da pek başarılı olamamış oyuncu. Onun dışında Javier Pastore gelmiş. Önemli oyunculardan kim gelmiş diye bakmak istiyorum burada. Pek bir şey göremedim. Satılan oyunculara bakmaya gerek var mı diye. Zaten Emrak Baba Levante'ye gitmiş. Ve bir sonraki sezon yine bir sıkıntılı olmuş. Ivan Cavayeiro gelmiş. Ivan Cavayeiro'yu da bu arada e, FM 2019'un ilk kariyerinde Bursaspor'da kullanmıştım ve harika bir performans sergilemişti ama Galatasaray'da ne yazık ki isteneni verememiş. Gavayero bu arada Başakşehir'e falan kirhalık gitmiş Türkiye'ye. Onun dışında Pedro gelmiş. Bakıyorum çok fazla bir oyuncu akışı olmamış Galatasaray'da. Galatasaray burada da büyük zarar etmiş ve satamamış da kimseyi. Bir sonraki sezonda ne? 391 bin 1003 konuşamadım. 391 milyon euroluk bir para harcamış Galatasaray ve Chamberlain'i almışlar Newcastle United'dan. Şu anda Galatasaray'da hala Chamberlain 17.75 milyon euro civarında değeri ama Wolverhampton'a kiralamışlar oyuncu ve Galatasaray'da hiçbir şey yapmamış. 50 milyon euro verilmesine rağmen. Mehmet Çolak göstermiştik. Kekini'yi göstermiştik. Sander Berg. Bu arada Sander Berg iyi oyuncu ha. Bordo'ya kiralamışlar onda. Ya çok garip bir transfer izlemiş Galatasaray. Jason Den Denair'ı 26 milyon liraya Pajeyi yine o paralara. Pionisisto gelmiş bu arada. Pionisisto hala Galatasaray'da mı? Aaa Pionisisto. FM 2015'in krallarından kendisi. Hatırlayanlar hatırladı bile. E, onun dışında bakıyorum yani anlatacak oyuncu o kadar çok ki evet ünlü oyunculardan aha Mahlambi gelmiş. Bizim önerdiğimiz oyunculardan. Florenzi var. Florenzi'ye de değineceğim. Mahlambi 18 sezon sonra 141'e kadar ulaşıyor. Bakın arkadaşlar tam potansiyeline neredeyse ulaşıyor. Takamani Mahlambi. Onu da takip etmenizi öneriyorum. Ee, yine kendisi e, Güney Afrika'nın yetiştirdiği önemli futbolculardan birisi. Florenzi var. Florenzi büyük ihtimalle Galatasaray'da hala. Evet Galatasaray'daymış ve iki sezon Galatasaray'daymış ama çok gereksiz bir transfer olmuş. Roma'da zaten e, mi adını tamamlamış bir isim. Florenzi. Onun dışında gözüme çarpan birisi yok. Yine sizin gözünüze çarpan birileri varsa onları yorum olarak bırakın. pröperle Luindama'yı satmışlar. Onun dışında çok bir transferleri yok sattıkları oyuncu olarak. Zaten 370 milyon euroluk bir transfer harcaması yapmışlar. Satılan oyuncular hariç. Ve son sezona gelelim. Galatasaray son sezonda 140 milyon euroluk satış yapmış. Aska Gibar gel, gitmiş 51 gelmiş pardon. Aska Gibar gelmiş 51 milyon euroya. Korbo gelmiş 23 milyon euroya. Onun dışında gelen önemli bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Ramon var gelmiş. Yani burada çok fazla yine regen ağırlıklı bir transfer izlemiş Galatasaray. 35 milyon euroluk oyuncu satmışlar. Christian Ramirez, Boşila. Boşila'yı bir önceki transfer döneminde almışlardı. Grilç Caballero'yu aldıktan sonra inanılmaz bir zarar etmişler. Nicolas Fernandez gibi oyuncuları satmış Galatasaray yani Galatasaray'da çok fazla başarıya ulaşamamış. En fazla ulaştıkları başarı İspanya 1. Liginde. 5. Ligi olmuş gibi gözüküyor Galatasaray'ın. Onların üstünde Fenerbahçe var. Fenerbahçe borçlar kaldıktan sonra inanılmaz bir başarı yakaladı. Pierre Herve var gördüğünüz üzere. Pierre Herve Fenerbahçe'de 20 yaşında ve 79 milyon euro değil kendisi Ren altyapısından çıkmış 51 milyon euro verip Fenerbahçe'ye transfer etmiş. Yine çok of 194 potansiyel 188 yetenek puanı ama bunun yansıtamamış daha ama daha 20 yaşında. Bu kariyeri 15 seneye çekeyim mi? 15 sene sonrasını görelim mi? Ama şöyle bir problem var. Onu nasıl çözeceğim bu bulamadım hala. Şampiyon olsa dahi Avrupa liglerine katılamıyor Türk takımları. Aynı şekilde İspanya'dan Türkiye'ye gönderdiğimiz takımlar da katılamıyor. Onu nasıl çözeceğimizi bulursak yapabiliriz. yer var yine kendisi bir regen büyük ihtimalle Fornals var, Delikt var lan. Bursa şey Fenerbahçe'de Delikt var. 167 milyon euroyu almışlar delikti. Aba 167 milyon euro da iyiymiş be abi. Onun dışında gözüme çarpan Sigurdsson var ve Hector Bellerin var. Sergio Rico her zaman olduğu gibi Türk takımlarında Matias Pellegrini var. O da yine oyunun önemli oyuncularından birisi olmuşa benziyor ama kiralamışlar. Hemen Fenerbahçe'nin transfer geçmişine bakalım. Hemen hızlı bir şekilde Fenerbahçe'nin transfer geçmişi. İlk sezon Jason gelmiş. Her zaman olduğu gibi Nabil Dırar'ı satmışlar. Roman Neustadter gitmiş. İkinci sezona gelelim. Postigo gelmiş bu arada. İkinci sezonda Pep Reina'yı almışlar. Kaleci olarak o da profiline ulaşılamıyor şu anda. 13.25 milyon euroluk satış. Jason, Jason, Tolgay Arslan, Mihail Frey ve Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncuları göndermişler. Üçüncü sezonda Şakir gelmiş. 36 milyon euroya Şakir'in gelmesi önemli bir durum tabii ki Fenerbahçe adına. O da AYK'ya gitmiş. Fenerbahçe'de 3 sezon oynamış. Oynadığı 2. sezonda 8 gol 9 asist yapmış. Yine de ilk yıldızlardan diyebiliriz. Stefan Jovetic gelmiş. Tussard gelmiş. Bakıyorum onun dışında... Fred gelmiş. Her zaman Türk takımlarına gelen Fred kardeşim. Bugün de Türk takımlarında ama Brezilya'ya dö dönmüş kendisi. Fenerbahçe'de yaklaşık 6 sezon forma giymiş ve önemli oranda katkı vermiş. Diyebiliriz defansif orta saha ve orta saha oynamasına rağmen. Bakıyorum Balle Keita gelmiş kiralık. Onun dışında Fenerbahçe kimseyi satamamış. Bir sonraki sezona geçelim hemen. Burada 135 milyon euro harcamış Fenerbahçe. Deşilyo'yu gelmiş. Mangala, Juan Bernat, Şar El Şaravi gelmiş ya. El Şaravi de şu anda Rostov'da. Biraz yaşı tabii ilerlemiş gözüküyor. 2 sezon oynamış Fenerbahçe'de. Ünlü oyunculara bak gördük mü? Açıyorum profillerini. Sergio Rico bedelsiz olarak gelmiş bu sefer. Ekambi var yine önemli oyunculardan. Vincent Abubakar. Abubakar Levante'de şu anda ve kendisi Fenerbahçe'de 4 sezon ya da 3 sezon forma giymiş toplamda. Yine önemli bir oyuncu. Beşiktaş'tan tanıdığımız bir oyuncu kendisi. Biraz modum düşüyor çünkü e, video uzadıkça yoruluyorum. Quintero gelmiş bu arada. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Ve bir sonraki sezona geçelim. Evet burada transfer bütçesi verdik ve Fenerbahçe biraz tabiri caizse bokunu çıkartmış. 450, 459 milyon euroluk transfer yapmışlar. Borja Iglesias gelmiş. Borja Iglesias Espanyol'dan gelmiş. Şu anda Bursaspor'da Spor'da ve 76'ya aldıkları oyuncuyu 14.75'e Bursa Bursaspor'a satmışlar. Sadece bir sezon sonra dayanışma demek budur işte. Giovanni Simeone gelmiş Fiorentina'dan. O da yine şu an Fenerbahçe forması giyiyor ve yaklaşık 3-4 sezondur Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe'yi taşıyan oyunculardan bir tanesi gibi gözüküyor. Marcel Sabitzer Matias Pellegrini, Aido Mamana, Şerafini Klasen yani say say bitmiyor Willian Chipren gibi oyuncular Vitolo gibi oyuncular gelmiş Fenerbahçe'ye satılan oyuncularda 28.5 milyona. Joan Bernat'ı satmışlar Shakhtar Donetsk'e ve burada yine Valencia kariyeri ve birçok Bayern Münih, Paris Saint Germain gibi kariyeri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de maalesef varlık gösterememiş gibi duruyor. Bir sonraki sezona geçelim hemen. Fenerbahçe burada delikti. 167 milyon euro ödeyerek almış. Pierre Hervi 51 milyon euro ödeyerek almış. Joao Mario'yu 41 milyon euro. Marco Verratti gelmiş bu arada Paris'ten. Şu anda da Benfica'da Paris Saint Germain kariyerini görüyorsunuz ve Fenerbahçe'ye gelmiş. Fenerbahçe'de oynadığı iki sezonda ortalamanın üstünde bir performans sergilemişe benziyor. Sattıkları oyunculara bakalım. Yaklaşık 100 milyon euroya yakın oyuncu satmışlar. Yucef Atalı Atletico Madrid'e yollamışlar. Kendisi şu an Shakhtar Donetsk'e ve Fenerbahçe 1475 e alıp 30 milyon euroya satmış. İyi bir kar etmiş oyuncudan. Şakir Fiorentina'ya, Borja Iglesias inanılmaz bir zararla Bursa Spora gitmiş. Ve sondan bir önceki sezona gelelim yine. Fenerbahçe 280 3 milyon ayrı harcamış. Schlager, Xavier Schlager alınmış, alınmış, ve kendisi yine önemli bir oyuncu. Avustralyalı Leipzig ya da Leipzig forması giyen bir oyuncuymuş. 88 milyon euro verim. Fenerbahçe kendisini transfer etmiş. Christian Romero var. Sigurdsson var. Hector Bellerin var. Wisley, Felix Diaz gibi Koyute gibi oyuncuları transfer etmiş. Fenerbahçe gözüküyor. Sattı oyunculara baktığımızda Ballo Toure, Froyler gibi çok da Razman Martin, Deşilio'yu satmışlar 9,5 milyon euroya tanıdığımız o var. Melih büyük ihtimalle Regen bir oyuncu. Ve son sezonuna gelelim hemen Fenerbahçe'nin. Türkiye Ligi'ne de değineceğim daha çünkü. Moritz Wittmeyer'e bakalım hemen. Moritz Wittmeyer 67 milyon euro almışlar. O da kendisi büyük ihtimalle Regen. Dediğim gibi Regen. Ve Fornals Pablo Fornals. Bunu daha önce de görmüştük. Liverpool forması giyiyordu. Oradan Fener'e gelmiş 60 milyon euroya. Liverpool 1 milyon euro karla satmış oyuncuyu. Onun dışında... Somseko, Somseko'yu almışlar. Diade Somseko stoper mevkisine göre yapıyor ve e, önemli bir oyuncu gibi gözüküyor. E, sattıkları oyunculara bir bakayım hemen. Emmanuel Mamana'yı yine bu da çok önemli bir stoperdir. 25 milyon euroya Arsenal'a satmışlar. Basila, João Mar Mario satılmış Everton'a. Veratti Benfica'ya gitmiş. Onun dışında Fred'i de burada Brezilya'ya yollamışlar gözüküyor Fenerbahçe'de. Şimdi çözemediğim için e, Avrupa Ligi vesaire problemlerini hiçbiri Avrupa Ligi'nde oynayamadı. Ondan dolayı e, bunu çözdüğümüz bir kariyer yapmayı planlıyorum. Simulate yapmayı planlıyorum açıkçası. Hızlıca Türkiye Ligi'ne bakalım. Evet Türkiye Ligi'nin ilk senesinde Başakşehir şampiyon olmuş. Kayseri ikinci. Leganes bir tek Leganes üçüncü olmuş ve Huesca küme düşmüş. İkinci sezona gelelim. Başakşehir yine ikinci sezonda da şampiyon olurken Real Vallecano ikinci olmuş. Bu sefer e, hiçbiri düşmemiş küme. Leganes ve Vallecano Valadolid gibi takımlar dest desteğe devam etmiş alttan. Üçüncü sezonda Başakşehir'in hegemonyası kırılmış, kırılmış. Vallecano ve Valladolid zirveyi paylaşırken Leganes oralarda bir yerlerde olmuş. Rizespor, Spor, Adana Spor ve Malatya Küme düşmüş. 4. sezonda Konya şampiyon olmuş. Valladolid yine 2. olmuş. Vallecano 7. Girona 6. Leganes 5. olmuş. Onlarda itibarı en düşük takımları gönderdim bu arada. Onu da söylemeyi unuttum. İtibarı en düşük takımlar bunlardı. En sondaki 5 takımı yolladım. Türkiye Ligi'ne onun yerine bizim takımlarımızı oraya koydum. Onu da söyleyeyim. Aa, 5. sezonda Konya 2 sezon üst üste şampiyon olmayı başarmış. 5. sezonda da Konya şampiyon. Göztepe burada bir atak yapmış. İspanyol kulüpleri 3. sıraya daha iyi gelememişler. Bir sonraki sezon yine Başakşehir şampiyonluğu almış. Burada Konya Spor 3. Valladolid 2. olmuş. 2024-2025'te Başakşehir yine şampiyon olmuş. Yani burada ne oluyor? 6 sezonda 4 kez şampiyon olmuş olmuş oldu. 7 sezonda 4 kez şampiyon oldu Başakşehir ve son sezona geldiğimizde Konya Spor yine şampiyon oldu. Yani ne olmuş oldu? E, 8 sezonun 4'ünde Başakşehir, 3'ünde Konya, 1'inde de Vayakama galiba şampiyon olmuştu. Onun dışında da bakılacak pek bir şey olmadığını düşünüyorum. Hemen size burada İspanya Ligi'ni göstermek istiyorum son olarak. İspanya Ligi'ni karşımıza alıp bitirmek istiyorum videoyu. Takip edilen ligler. İspanya Ligi'nde durumlar böyle olmuş. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eksiklerimiz, gediklerimiz olmuş olabilir bunlar için. Herkes kusura bakmasın lütfen. Videonun sonuna geldik. Umarım eğlenceli bir işelik olmuştur. Videoyu bitirmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer bu video hoşunuza giderse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yine bahsedeyim çok güzel bir Discord grubumuz var. Discord grubumuza katılıp sınırsız futbol menajer muhabbetine dahil olabilirsiniz dedikten sonra bir başka futbol dili ve edebiyatı videosuyla görüşene dek. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.